Ailede en önemli şey birbirlerine karşı anlayışlı çiftler olmasıdır. Çiftler birbirlerine anlayış gösterecekler. Anlayış gösterecekler. İnsanın bir anı bir anını tutmaz. Bazen öyledir, bazen böyle, bazen sonbahar, bazen ilkbahar yaşar insan. İçinde fırtınalar oluşur. Bazen kış olur, bazen yaz olur. O sebeple hep birbirimize karşı anlayış göstermemiz gerekiyor ki o aile dipdiri ve sağlam kalsın. Bakın ayeti kerimede, Nisa suresi yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselama inen bu ayette buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ve aşiruhunne bil maruf. Hanımlarla iyi geçinin diyor. Hanımlarla iyi geçinin. Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Hanımlarla iyi geçin. Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sözlerinde de şu ifadeyi buluyor bu ayet-i kerime. Şöyle bir ifade buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müminlerin en güzeli, en kamil imana sahip olanı ahlakı en güzel olandır. Arkasından devam ediyor ki müminlerin en hayırlısı eşlerine karşı iyi davranandır. Müminlerin en hayırlısı kimmiş? Eşlerine karşı iyi davranandır. Şöyle söyleyebilirdi Peygamber Efendimiz. Beylerin en hayırlısı hanımlarının bir dediğini iki etmeyendir. İki yılda bir oturma takımını değiştirendir. Efendim onlara kürk alandır, ayakkabı alandır, şunu yapandır, bunu yapandır. Hiçbirisini söylemedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir şey söyledi. Dedi ki iyi davranın siz. Çünkü iki gönül güzellikle birlikte olursa her yani nereye koyarsanız tek gözlü ev bile saray gibi gelir o insan. Güzel muamele olduktan sonra, ağız tadı olduktan sonra içtiğin sadece çorba olsun. Sana bal gelir, kebap gelir. Böyledir yani. İyi muamele mutlaka önemli. Şimdi şaşırıyorum arkadaşlar. Şuna şaşırıyorum. Yolda, asansörde, işte bakkalda, toplu taşıma araçlarında falan gördüğümüz insanlara gösterdiğimiz güler yüz ve nazik tavrı evde hanıma göstermiyoruz. Veya hanım için söylüyorum, aynı şekilde çalıştığı iş yerinde işte müdürüne, patronuna işte çay götürüyor, getiriyor neyse veyahut da bir rapor getiriyor, getiriyor neyse işi. Onlara gösterdiği nezaket tavrını, önüne koyulan çaya teşekkür edişler, güler yüzler, bunlar güzel şeyler. Evde beyine göstermiyor. Bu yanlış tavırdır. İyi muamele derken bundan bahsediyoruz, bunu kastediyoruz işte. Biliyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimuşşan evlerinize girdiğiniz zaman selam verin diyor. Yine çok iyi biliyorsunuz ki Müslümanların dışarıda, sokakta, çarşı pazarda selam vermeyi alışkanlık haline getirenleri eve selam vermiyorlar. Yahu eve niye selam vermiyorsun? Onlar bizden der gibi. Selamın anlamı ne kardeşim? İyilik, güzellik, mutluluk, huzur seninle olsun demektir. Selam verdiğin kişiye bunu söylüyorsun. En çok mutluluğa, huzura, iyiliğe, güler yüze sahip olmasını isteyeceğin kişi eşin olması lazım, çocuğun olması lazım ya. Böyle bir çarpık yoldayız ve düzendeyiz maalesef arkadaşlar.